Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere portakala fip teşhisi koyulmuştu. Portakal bugün ilk dozunu oldu. İlaçlara nasıl tepki vereceğini hep beraber göreceğiz. Eğer olumlu bir tepki verirse 84 gün boyunca bu ilaçları kullanması gerekiyor. Portakal için her gün belirtilen dozdaki enjekteyi ben kendim yapacağım burada. Yani portakal veterinerdeki kafesin içerisinde kalmayacak. Çünkü o kafes küçük ve dışarıda gezebileceği bir imkan yok. Bu yüzden portakal için çok büyük bir kafes satın aldım. Gördüğünüz gibi içerisinde tuvalet var, tırmalama tahtası, yaş mama, su kabı ve kuru mama için bir kap daha mevcut. Şu an portakal içeride, tuvalette. Normalde hiçbir hayvanın kafesli olmasını ve zincirlenmesini istemiyorum ve tavsiye etmiyorum. Sadece tedavi amaçlı hayvanlar bu gördüğünüz kafeslerde olmalı. Portakal için bunu yapmak zorundayım. Çünkü bunu yapmadığım takdirde kendi üstündeki hastalığı diğer kedilere bulaştıracak. Çünkü aynı kaptan yiyorlar ve aynı tuvaleti kullanıyorlar. Bu yüzden bu gördüğünüz büyük kafesi satın aldım. Böylece diğer kedileri de korumuş olacağım. Ayrıca gün içerisinde portakal benim gözetimim altında gezebilecek ve diğer kedilerle oynayabilecek. Daha sonra ise gene buraya girecek ve tedaviye burada devam edecek. Şu an portakal içeride. Pıs pıs pıs. Portakal. Portakal. Kafesin üst tarafında da portakalın misafirleri var. Smokin var burada. Smokin. Gördüğünüz gibi smokin burada. Hemen yan tarafında Oreo var. Portakal. Eğer portakal veterinerde kalmış olsaydı her gün oraya ödeme yapmam gerekiyordu. Kedi orada kaldığı için. Bu sayede portakal burada olduğu için oraya ödeme yapmayacağım. Dolayısıyla portakalın pahalı ilaçlarını daha rahat bir şekilde alabileceğim. Az önce de söylediğim gibi her gün portakala burada iğnesini ben yapacağım. İlaçları burada ben vereceğim. Ve burada dışarı çıkıp gezebileceği için de yine mutlu olacak. Portakal çık o tuvaletten. Portakal tuvaletteki kumların üzerinde yatıyor şu anda. Sanırım orayı sevdi. Bu gördüğünüz büyük kafes yaklaşık 123 santim genişliğinde ve büyük bir kafes. Bunu 900 TL'ye aldım. Aynı şekilde içerideki malzemelere ortalama 300 lira verdim. Yani toplamda burada 1200 liralık bir malzeme var. Kafes ve içindeki malzemeler dahil. Burası portakal için yapıldı. Tabii daha sonraki zamanlarda portakal iyileştikten sonra yeni doğmuş yavru kedi olduğu zaman anne kediyle beraber burada büyüyene kadar kalabilecekler. Büyüdükten sonra onları da dışarı alacağım. Çünkü burası yavru kedi ve anneler için de güzel bir yer. Büyük bir kafes çünkü.